Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Gözün yolda, kulağın yol arkadaşımda olsun. Evet, cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Amerika'da Utah eyaletindeyiz. Utah'tayım arkadaşlar. Indiana'dan Utah'a yük getirdim. Çarşamba günü saat akşam üzeri 5 gibi yola çıktım ve maalesef 2 gün sonra geldim. 1650 mile'dı. Güzel mile yapmış olduk. Şu anda da dinlenmek için benzin istasyonuna geldim. Truck Stop'a geldim. Burada dinleneceğim. İnşallah yeniden iş gönderdiklerinde tekrardan yola çıkacağız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Freightliner ve Volvo'yu kıyaslayacağız. Çünkü bir önceki videomuzda bazı arkadaşlarımız bunların kıyaslamasını yapar mısınız diye bizden talepte bulunmuşlar. Mutlaka ki diğer şoför arkadaşlar da bunların daha önceden videolarını yapmışlardır. Ama zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkese göre görecelidir. Bakalım bana göre Freightliner ve Volvo'nun arasındaki fark ne? Freightliner'ı aslında çok uzun zaman kullanmadım. Sadece bir haftadır kullanıyorum. Daha öncesinde hep Volvo kullanmıştım. Küçükten bana göre bir haftalık tecrübemi sizlere aktarmaya çalışacağım. Önce dışından başlayacağız. Sonra içerisinden çekimlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bir geçen videomuzda arkadaşlar genel sohbet muhabbet ettik. Daha sonrasında Çaylak kardeşimize teşekkür ettik. Bazı arkadaşlarımız Freightliner ve Volvo'yu kıyaslar mısın bir sonraki videoda demişler. Birçok tırcı bunu yapmış galiba videosunu, ama herkese göre farklıdır tabii ki. Zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir söz var ya, hani onun gibi bir şey. Ben Freightliner'ı arkadaşlar bir haftadır kullanıyorum. İlk 3-4 gün çok yadırgadım işin açıkçası içindeki düzenden dolayı. Kullanmada sıkıntı yok, aynı şey, ama içinin düzeni, hani böyle eliniz attığınız zaman malzemelere, böyle eşyalarınıza ihtiyacınız olan şeylere böyle hemen ulaşabilmek için Volvo daha rahat sanki. Ama Freightliner'ın da kendine göre avantajları var. Volvo'nun da kendine göre avantajları var. Volvo arkadaşlar kalite, yani bir Mercedes, bir BMW gibi düşünün. Freightliner'da ben Honda, Toyota gibi görüyorum. Hani Freightliner biraz daha böyle orta kesim, işte gariban arabası deriz, hani onun gibi düşünelim. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Freightliner arkadaşlar arızalandığı zaman parçaları daha ucuz olduğu söyleniyor. Daha az yaktığını söyleniyor. Henüz bir haftadır kullanıyorum. Benim sipariş vermiş olduğum araba da Freightliner. Şu anki çalışmış olduğum şirketin sahibi arkadaşım kendisi. Onlar Freightliner alıyorlar genelde. Bana da onu önerdiler. Kendileri aracı oldular almamızda. Ve Freightliner siparişi verdik. Bu arada şu anda arkadaşlar sanki ortalıkta bir kriz varmış gibi. Tır bulmak, ne bileyim işte trailer, yani kasasını bulmak, trailer'ı bulmak bir seneyi buluyor. Hele hele arabaya gidip sipariş verdiğiniz zaman size bir sene sonrasına tarih veriyorlar araç gelecek diye. Böyle bir durum var. Evet, kıyaslamamıza gelirsek arkadaşlar, kıyaslamada Volvo kalite arkadaşlar, dediğim gibi. Yani o Mercedes, BMW gibi bir kalitesi var. Parçası biraz daha pahalı. Her yerde tamiri mümkün değil. Genelde servisine gidip yaptırmak zorundasınız. Ama Freightliner'ı her yerde her tamirci yapabiliyor. Benim duyduğum, bana anlatılanlar bunlar. İçinin dizaynını da birazdan göstereceğim. İçinden de çekim yapacağım. Yani benim için farklı oldu biraz alışması, ama şu an alıştığım gibi. Biraz tableti koyduğunuz yer daha şeye göre, Volvo'ya göre daha iyi. Bunu da içeride kıyaslama yaparız. Dış görünüşü de şu an gördüğünüz gibi. Yani aynaları dahi çok farklı arkadaşlar Volvo'yla. Mesela bu arkadaşın yanımızda bir tane tırcı arkadaşımız var. Onun adı Peter Pitt'miş bu arabada. Evet, bu trakta Peter Pitt. Karşıda Volvo var. Yani Freightliner'da ben aynalarda dahi Volvo'yla hemen anında farkına vardım bazı şeylerin. İçinin genişliği farklı, buzdolabı farklı. Bunları da içeride kıyaslama yaparız. Freightliner'la Volvo'nun fiyatları aynı olduğu söyleniyor.
Şu anda benim sipariş verdiğimde 155 bin dolardı. Ama bize de yine dealer zam geldiği için fiyatı yükselteceğini söyledi. Ne kadar zamlayacaklar bilmiyorum. Şu anki yazılan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla Freightliner'ın fiyatı 175 bin dolar demişler. Bir arkadaşımla dün konuştum. O da şoför. Volvo'ya sipariş vermiş. 192 bin dolara anlaşmış. Ve gelecek sene 2022'nin Eylül, Ekim, Kasım belli değil yani. Sonunda demişler. O derecede sanki kıtlık varmış gibi şu anda bütün sektörde ama arkadaşlar normal kullandığımız günlük hayatımızdaki araçlarda da duyduğum kadarıyla yeni araç almaya gittiğinizde 2 ay sonra 3 ay sonra diye gün veriyorlarmış. Bunların nedenlerini de bilmiyorum. Şu an neden böyle bir durum var? Dünya genelinde de galiba üretim mi durdu bilmiyorum. Evet, ben şimdi içine geçeceğim. İçeriden de size yine çekim yapacağım. İçinde kıyaslayalım Volvo'yla. Dediğim gibi dışında aynalar dahi bana farklı geldi. Ama güzel araç. Alışıyorsunuz sonuçta. Yani çok fazla değişen bir şey yok. Evet arkadaşlar, aracımızın içerisine geçelim. İki tane anahtarı var. Bir tanesini içinde tutuyorum. Bir tanesi kumanda. Bir yere giderken, store'a giderken kilitliyorum. Bana biraz basamakları Volvo'dan farklı geldi. Biraz daha böyle enine kısa gibi yani. Onun farkına vardım ve yine depo olarak Freightliner'ın deposu burada arkadaşlar. Hemen kapının yanında. Volvo'da ise trailer ve tren arasında buradaydı ve daha büyüktü. Ama Freightliner'ın deposu küçük arkadaşlar. 400 dolara doluyor. 350-400 dolar arasında doluyor. Volvo 650-600 civarında dolduruyordum ben. Volvo'nun ikisi daha büyük. Ve yine buradaki işte depo bölümünü kaldırınca Freightliner'da böyle basamak oluşmuş. Arasına da rahatça girebiliyorsunuz. Bu yine İşte line'ları takabilmek için Volvo'da çıkmak zorundasınız üstüne. Aradaki fark bu şekilde fark var. Yine içerisinde bakalım nasıl farklar var. Evet arkadaşlar, aracımızın içerisindeyiz. Freightliner'ın içerisindeyiz. Biraz gecikmeli oldu videomuz ama store'a girdim. Biraz işim vardı. Evet, akşam vakti, biraz böyle karanlık gibi ama yine de bir şeyler anlatmaya çalışalım. Evet, Freightliner'ın koltuk düzeni bu. İç düzeni arkadaşlar. Volvo'da şuralarda arkadaşlar ışıklar vardı. Yani şoförün hemen üstünde ve yan tarafta ışıklar vardı ama bunda yok. Biraz daha karanlık düşüyor. Bunda da tam ortaya bırakmışlar. Şöyle oturayım. Ortada var. Evet, baştan başlarsak arkadaşlar. Yine ekran görüntüsü birazcık farklı. Göstergeleri var işte aracımızla alakalı. Direksiyonda biraz farklılık var. Daha sonra vites de farklılık var. Freightliner'ın arkadaşlar, şuradan şöyle gösterebilirsem, şu D, N ve R var gördüğünüz gibi. Buradaki otomatik olduğu için tırlar. Aynı zamanda bu engine brake. Yani aynı zamanda engine brake olarak, biliyorsunuz engine brake normalde yolcu otobüslerinde de var. Ve aynı zamanda vitesi de oraya koymuşlar. Dizayn olarak tableti buraya koyabiliyorsunuz. Volvo'da biraz daha bu tarafta. İşte teyp şurada aşağıda. Ondan sonra bunun ikisi biraz daha farklı düzeni. Aşağıda
Volvo'nunkinin de altında işte eşyalarınızı koyabileceğiniz biraz daha yer var kapasite olarak. Bazı Volvo'larda vites yeri burada arkadaşlar. Otomatik vites yeri burada. Kimisi koltuğun yanında, hemen bacağınızın yanında oluyor. Teybin yeri değişik. İlk etapta biraz alışmak zor geliyor ama daha sonra yavaş yavaş alışıyorsunuz. Göğüslük farklı. Biraz daha, yani şöyle bakarsanız şoföre doğru çevirmişler göğüslüğü ki daha rahat edebilsin diye, ama çok da kullanışlı bulmadım ben şu ön tarafı, gördüğünüz yeri. Burası benim biraz karışık, sebebi şundan dolayı. Volvo'da arkadaşlar yeterince elektrik alabileceğim işte çakmaklık dediğimiz onlar var. Ondan sonra USB kablolarını taktığımız yerler vardı. Şu onda daha rahattı. Burada vardı işte, yine aşağıda vardı iki tane. Burada USB olarak dashboard dediğimiz yerde vardı. Aynı şekilde şu tavanda vardı ki buradan kamera kablolarını buradan alıyordum ben. Ama bunda maalesef iki tane var arkadaşlar. Yani bir tane burada var. Bir tane de hemen üstünde var. Şurada ben bir aparatla bunu çoğalttım. O yüzden burası karışık böyle oldu benim. Ama ben kendi aracım geldiğinde bunu daha farklı dizayn yapacağım. Şimdi bunu bu şekilde yaptım, kullanıyorum. 2 ay kadar kullanacağım zaten. Yine trailer brake'i burada. Bundan önce kullandığım Volvo'da trailer brake yoktu. Yani fren yoktu. Trailer'ın brake'i yoktu, freni yoktu. Bu da ilginç. Başka çekmecelerde farklılık var arkadaşlar. Volvo'da burada çekmece değil, file var. Şey yok, bu şekilde çekmece yok. Yine üst tarafta küçük bir değişiklik var ama daha küçük buldum ben. Şu tarafı, üst tarafı küçük buldum. Normalde buraya evrak falan bırakıyoruz. Buraya ben yağmurluğumu bıraktım ki çabuk alabileyim diye. Burası küçük olmuş. Evraklar şöyle gördüğünüz gibi bükülüyor. Onu beğenmedim. Ne bileyim, Volvo daha içi daha geniş. Böyle ne bileyim, daha böyle kullanışlı. Geniş demeyeyim de, genişliği hemen hemen aynı ama. İşte üst taraftaki çekmece, yine evrakları koyduğumuz. Burası da görüyorsunuz. Yani şuraya kadar aslında bunu getirselerdi burası daha rahat olurdu evrak koymak için. Volvo'da bu daha geniş. Yani şu boşluğu değerlendirebilirlerdi Freightliner'da. Ama yapmamışlar. Sağ taraftaki de aynı şekilde. Başka ön taraftan ışık sistemi farklı arkadaşlar. Yani burada 3 tane şey var. Işık sistemi var. Uyku olanı var. İşte kapatıyorsunuz farklı farklı. Evet, şu anda kapandı. Şu var ayrıca yine. Perdeler yine burada. Onun da yine sevmediğim yönü, şuraları yapışkanlı olmuş. Cırt cırtlı her yeri olduğu kadar, yani olduğu bile aşağıya kadar, ve onu bunu her seferinde aşmak zorunda kalıyorum. Çünkü kendi şöyle kıvrıldığında içine yapışıyor. Ön tarafla alakalı söyleyebileceğimiz, yani şu an görmüş olduğunuz düzen bu. Ama alışıyorsunuz. Şurası, şu kısmı şoföre bakması hoş. Yani ama şu altta biraz daha ne bileyim, içine doğru böyle malzeme koyabileceğimiz bir şey, böyle biraz daha boşluk olsa bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine passenger tarafında şurada işte suların olduğu yerde bir çekmece gibi bir şey var. Ekstra füzler dediğimiz yine burada şu kabinin içerisinde. Bunu çıkarıp füzlere bakabiliyorsunuz. Evet, ön taraf bu şekilde arkadaşlar. Fena da değil. Şimdi arka tarafa geçelim. Evet, arka tarafta arkadaşlar Volvo'nun tam tersi, buzdolabı sol tarafta, Volvo'da sağ tarafta ve küçük. Yani Volvo'nun ikisi daha büyüktü.
Üzerinde şurada boşluk var. Ben kendi aracım geldiğinde büyük buzdolabı alıp onu o şekilde buraya montajlamak istiyorum. Yine makrobol işte koyabileceğiniz burası var ama şu an burada yok. Bu araçta araç sahipleri koymadığı için yok. Ben buraya eşyalarımı koyuyorum işte. Yine üzerinde bir çekmece var. O şekilde eşyalarınızı koyabileceğiniz şekilde. Bu fena değil. Çok küçük değil. Sağ tarafa dönersek sağ tarafta şey dolabı var. Elbise dolabı. Çanta dolabı koyabilirsiniz. Bu Volvo da sağ tarafta. Üst tarafında yine sağdaki gibi yani aynı şekilde çekmecesi var. Alta çekmece koymuşlar. Bir tane şu şekilde malzeme koymaya. Bunda masa yok arkadaşlar. Masa olmuyor. Yatağı bu şekilde. Sabit. Yine üst tarafta bir kişinin daha yatacağı yine yatak var. Gördüğünüz gibi. İşte iki şoför olursa iki kişi yatabilmesi için. Altta merdiveni var. Merdiveni indirip merdivenden çıkıyoruz. Yatağın altına gelince bakalım yine benim orada malzemelerim var. Aynı zamanda tırla alakalı malzemeler var. Tek elimli olduğu için biraz aşması. Evet. Yani uzun aslında süpürge falan demir koyamıyoruz. Çünkü arada bir bölme yok ama bunu kesmek lazım. Yine ben yine buraya suyumu koyuyorum. İşte içeceklerimi koyuyorum. Ekstra çantam malzemelerim varsa onları koyuyorum. Ondan sonra dışarıdan açılıyor. Burası sol taraf ve yine sağ tarafta tıra ait malzemeler var. Bunlar olmazsa olmaz arkadaşlar. Zincirleri bugün aldım. Polis durdurursa bunların cezası var. Özellikle kar yağan bölgelerde bunları arabada bulunması şart. Bu malzemelerin bulunması gerekiyor. İşte yağdır, antifrizdir. Arabada ihtiyacı olan her şey, süpürge gibi şeylerin bulunması gerekiyor. Evet ya, bunlar yatağın altından buradan içeriden ulaşabiliyoruz. Yatağı kapatalım. Evet arkadaşlar, hemen aracımızın yattığımız yerde paneli var arka tarafta gördüğünüz gibi. Buradan da ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Soğuk, ısı ayarlamanı manuel olarak arkadaşlar çeviriyorsunuz. Volvo'da bunlar dijital. Ön taraftan arka tarafı da kontrol edebiliyorsunuz ama sadece açıp kapatmayı yapabiliyorsunuz Freightliner'da. Yani bunların manuel olduğu için, dijital olmadığı için buradan ön taraftan burayı döndüremiyorsunuz. Öyle bir özellik yok. Aynı zamanda şarj aletlerini kullanabileceğiniz, telefonu şarj etmeniz için çakmaklık olayı yok. Şuralara koymuşlar, plastikle kapatmışlar. Siz isterseniz sonradan koyuyorsunuz oralara. Ama üzerinde halihazırda yok. Şurada küçük bir oyma var. Bunu niçin yaptılar bilmiyorum. Ben oraya telefonumu koyuyorum bir şey izlerken. Normalde yani içecek holder olması lazım. Hani çay kahve koyduğunuz bardak koymaya yer olması lazım. O da yok. İşte üst tarafta şu anki yanan ışığımız var. Bir de panel normalde Volvo'da şöyle köşede karşıdan bakıyor ama burada yan tarafa koymuşlar. Hemen elbise dolabının arkasına, yanına koymuşlar. Daha sonrasında priz yok. Halihazırda. Bunları da kendiniz koydurtmanız gerekiyor. Volvo'da vardı. Ben çay, kahve, yemek yaparken elektrikli ocakla yapıyordum ama bu araçta yapamıyorum şu an. Evet, arka panelde bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Freightliner ve Volvo kıyaslaması benim açımdan bu şekildeydi. Anlattığım gibi yani kısa bir süre kullandım bunu ama büyük bir sıkıntı yok. Bizim için önemli olan yakıtı, parçasının ucuz olması, her yerde tamir edilebiliyor olması. Bir şoför veya şirketin masraflarını ne kadar aza indirirse o kadar kârı var. Önemli olan da bu. Yoksa neye bindiğimizin bir önemi yok. Evet, bu videomuzu da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Volvo ve Freightliner'ın kıyaslamasını ben kendimce yaptım. Diğer herkesin görüşüne saygım var.
Zevkler ve renkler tartışılmaz diyorum. Allah'a emanet olunuz. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.